Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda hücrelerdeki madde geçişlerinden bahsetmiştik. Şimdi de hücrelerdeki madde geçişlerinde ozmoz vasıtasıyla gerçekleşen plazmoliz ve deplazmoliz olaylarından bahsedip sonrasında basınçlara değineceğiz. Şimdi arkadaşlar yine iki farklı kap ve ortam görüyorsunuz. Burada su geçişi nasıl olacak? Hemen ona bir karar verelim. Artık bu pekişsin bizde. Arkadaşlar hücrenin içinde %5 molekül yoğunlukta bir madde var. O zaman %95 su vardır deriz, öyle değil mi? Şimdi geri kalan kısımda hücrenin dışında %8 madde var. Bu yüzden %92 su bulunur deriz. İkinci kaba baktığımızda hücre içinde %12 madde yoğunluğu var arkadaşlar. O yüzden biz deriz ki %88 su bulunur. Hücrenin dış ortamına baktığında %4 molekül yoğunlukta madde var. O zaman %96 su bulunur deriz. Şimdi suda çok yoğundan az yoğuna geçiş yapıyordu. Bakıyoruz birinci ortama. Birincide hücrenin içi hücrenin dışına göre daha yoğun. Bu yüzden hücrenin içinden hücrenin dışına su geçer. Sonra ikinci maddeye bakalım hemen ikinci kabımıza. İkinci kapta yoğun olan ortam dış ortam arkadaşlar. Bu yüzden dış ortamdan iç ortama doğru su geçişi söz konusudur. Şimdi birinci kaptaki hücre dış ortama su veriyor. Bu yüzden bu hücre böyle büzüşmeye başlar çeper anlamında. Büzüşür. İç ortama doğru gömüşmeye başlar böyle. İkinciye baktığında ikinci de hücre arkadaşlar su alıyor. Su aldığı zaman bakın çepere suyun yaptığı basınç artıyor. Ve bu yüzden bu hücre zamanla şişer. Bu hücre ise büzüşür arkadaşlar. Şimdi hemen kitabımıza dönelim. Kitabımızda gereken yerler. Bir hücre kendine göre daha yoğun bir ortama konarsa, yani hipertonik bir ortamda bulunursa hücre, ozmoz kurallarına göre su kaybetti, büzülür. Ve bu duruma plazmoliz denir arkadaşlar. Bakıyorsun burada su kaybedip büzülen hangisi? Birinci kap. O zaman burada bu büzüşmenin olayına plazmoliz denir dersin. Ve birinci kabın hipertonik mi hipotonik mi olduğuna dair hemen bir bilgi edin. Arkadaşlar birinci kapta hücrenin dış ortamı daha yoğun olduğu için biz buna hipertonik ortam deriz. Hipertonik ortamda hücre su vererek su kaybettiği için büzüştüğü zaman gerçekleşen olay plazmoliz olayıdır. Şimdi yine kitaptan devam edelim. İkinci kabı da değerlendirelim. Arkadaşlar hipotonik ortamda hücrenin su olarak şişmesine biz
deplazmoliz diyoruz. Fazladan su olarak şişerse bu olay hemoliz olarak değerlendirilir arkadaşlar. Hemen altını çizelim. Hayvan hücrelerinin aşırı turgor basıncına dayanamayıp, yani çok fazla su bulundurmaya dayanamayıp patlamasına hemoliz denir. Önemlidir arkadaşlar hemoliz olayı da. Eğer yani şurada gördüğünüz şey bir hayvan hücresi ise ve fazla su aldığı için patlamışsa, biz bu olaya hemoliz olayı deriz. Şimdi basınçlardan bahsedelim arkadaşlar, ama basınçlarda kitaptan gitmek istemiyorum. Bu yüzden hemen not alalım. İki farklı basıncımız var suyla alakalı olan. Birisi ozmotik basınçtır. Bir ozmotik basınç diyelim. Arkadaşlar, ozmotik basınç dediğimiz şey hücrenin su çekme isteğidir. Yani olmayan su molekülüne onun özlemi, hasretidir aslında ozmotik basınç. Kabaca su çekme isteğidir diyelim. Kendisinde su molekülü çok fazla olmadığı için zaten çekmek istiyor. Ve böylece oluşan basınca da ozmotik basınç diyoruz arkadaşlar. Sonra bir diğer su ile alakalı basıncıma gelecek olursa, iki turgor basıncı. Turgor basıncı da olay şöyledir arkadaşlar. Hücrede bulunan su moleküllerinin hücre zarına yaptığı basınca turgor basıncı deriz. Yani turgor basıncında olay içeride bulunan su moleküllerinin yaptığı basınçtır. Hemen şöyle yazalım. Hücrede var olan su moleküllerinin hücre zarına yaptığı basınçtır. Lütfen bunları not alın. Bunların sonucunda bir emme kuvveti oluşuyor arkadaşlar. Hemen emme kuvvetinden de bahsedelim. Bu grafikte her şey çok net anlaşılıyor. Suyun içinde var olan su moleküllerinin çekere yaptığı basınçta ozmotik basıncı da öğrendin. Ozmotik basınçta olmayan su moleküllerine duyulan hasretti. Yani su çekme isteğiydi. Şimdi bu iki basınç sayesinde oluşan bir kuvvet var. Bu da emme kuvveti. Şimdi emme kuvvetini hesaplarken su çekme isteğinden, yani ozmotik basınçtan turgor basıncı çıkartılır. Turgor basıncı neydi? Var olan su. Ozmotik basınç neydi? İstenilen su. Yani istenilen sudan var olan suyu çıkarttığı zaman ne kadar çok emme kuvveti olacağını bulursun sen. Bununla alakalı bu grafik çok güzeldi. Hemen grafiğine önce bir yıldız koy. Lütfen kendin de incele bunu. Arkadaşlar, ozmotik kuvvetler ve zaman grafiği. Şimdi ozmotik basınç yukarıda, turgor basıncı da aşağıda gösteriliyor. Şimdi ozmotik basınç azalıyor buraya doğru gittiğinde. Turgor basıncı ne yapıyor? Turgor basıncı artıyor. Arkadaşlar, ozmotik basınç azalırken turgor basıncı artıyor. O zaman bunlar birbirine zıt çalışan kuvvetlerdir. Yani ozmotik basınç fazla olursa emme kuvveti de yüksektir. Çünkü neden? Çünkü ozmotik basıncın en yüksek olduğu
vücudunun akıdır. Akta gördüğün şey senin emmek kuvvetinin en çok olduğu. Emmek kuvveti burada en çok. Şuraya baktığında ise emmek kuvveti gittikçe azalmış arkadaşlar. Ozmotik basınç ne olmuş peki? Ozmotik basınç da gittikçe azalmış. O zaman ozmotik basınç ve emmek kuvveti doğru orantılıdır dersin. Sonrasında bakıyoruz. Turgor basıncı fazla olursa, turgor basıncı zaten giderek artıyor, şu noktadan bahsediyor sana şu an. Emme kuvveti düşer. Düşer mi? Gerçekten düşer arkadaşlar. Çünkü niye? Emme kuvveti en az burada ve turgor basıncının da en yüksek olduğu noktalardır buralar. Yani turgor basıncıyla emme kuvveti ters orantılıdır. Lütfen bunları not alın. Aktif taşıma. Aktif taşımadan az önce izotonik ortamı verirken bahsetmiştik. Ama yeniden kabaca üstünden geçelim. Bunlar porlardan geçebilecek küçük maddelerin az yoğun oldukları ortamdan çok yoğun oldukları ortama ya da eşit oldukları ortamdan taşınmalarıdır. Biz az önce eşit olduğu ortamdan taşınmasından bahsettik. Arkadaşlar aktif taşımada ATP kullanılır. En önemli olan özelliği budur. Pasif taşımadan aktif taşımayı ayıran özelliktir bu. ATP harcanır. Hücrelerdeki enzimler ve taşıyıcı proteinler görev yapar. Yani hem enzim hem taşıyıcı protein görevlidir. Aktif taşıma hızı sıcaklık değişiminden etkilenir. Madde geçişleri çift yönlüdür. Madde geçişi aynı şekilde pasif taşımada da zaten çift yönlüydü. Burada da çift yönlü. Şimdi bakalım hemen hücre ve kaplara. Arkadaşlar %1 ve %0.6 hücrenin içi mi daha yoğun, hücrenin dışı mı daha yoğun? Hücrenin içi tabii ki daha yoğun. Şimdi aktif taşıma şunu dedik, az yoğun olan ortamdan çok yoğun olan ortama doğru. Yani aktif taşıma eşitlik sağlamayacak, eşitlik istemiyor zaten. Tam ters bir durum yapıyor ve bu yüzden de enerji harcıyor. Yani ATP kullanıyor. Arkadaşlar burada çok yoğun olan ortam hücrenin içidir. Az yoğun olan ortam hücrenin dışıdır. Aktif taşımada da az yoğundan çok yoğuna geçiş vardı. Bu yüzden hücrenin dışından hücrenin içine geçiş gerçekleşir. İkinci kaba bakıyorsun. İkinci kapta %0.6 hücrenin içinin yoğunluğu, %1 ise hücrenin dışının yoğunluğu. Hangisi daha yoğun? Hücre dışındaki ortam daha yoğun arkadaşlar. Bu yüzden şimdi az yoğun olan ortamdan yani hücrenin içinden hücrenin dışına yani çok yoğun olan ortama doğru madde geçişi yapıyorsak kesinlikle enerji harcanır. Çünkü sen mantıksız bir şey yapıyorsun. Buna da aktif taşıma denir arkadaşlar. Ya da az önce anlattığım olay gibi eğer bir eşitlik varsa burada sadece moleküllerin yeri değişmiş oluyor. Burada da enerji harcanıyor ve bu da bir aktif taşıma olayıdır arkadaşlar. Pasif taşıma ile farkı da gördüğün gibi sadece canlı hücrelerde görülür arkadaşlar. Pasif taşıma hem canlı hem cansızı görüyor ama aktif taşıma yalnızca canlı hücrelerde söz konusudur. Aktif taşımada zaten kullanılan taşıyıcı proteinleri şurada morla görüyorsun. Bunlar kolaylaştırılmış difüzyonda da vardı. Taşıyıcı proteinler bu şekilde görülür. Şimdi devam edelim hemen. Şimdi geldik nereye arkadaşlar? Şimdi şuraya geldik. Hücre zarındaki porlara sığamayacak boyuttaki moleküllerin geçişine geldik konu. Yani büyük olan moleküllerden bahsediyoruz. Biz bunu endositoz ve eksositoz olmak üzere ikiye ayırmıştık. Endositoz da kendi arasında ikiye ayrılıyordu. Fagositoz ve pinositoz olmak üzere. Şimdi endositozun özelliklerinden bahsedelim hemen. Endositoz porlardan geçemeyecek büyüklükteki maddelerin hücre içine alınmasıdır. Yani mesela ne gibi? Protein gibi, ne gibi? Polisakkarit gibi ya da bakteri gibi, bir canlı gibi moleküllerin büyük olan moleküller olduğundan dolayı porlara sığamayacaklar. Ama bir şekilde hücreye alınması gerekiyor. İşte bu yola endositoz diyoruz arkadaşlar. Hücre tarafından enerji harcanır. Endositoz olayları büyük olan moleküllerin geçişi ya zaten. Bu yüzden tabii ki de enerji harcanır. Enzim kullanılır fakat taşıyıcı protein kullanılmaz.
Zaten taşıyıcı protein neden kullanılıyordu hemen hatırla. Kolaylaştırılmış difüzyonla hatırlarsın. Fosfolipid tabakasından geçemedikleri için onlara bir yol açma mahiyetinde taşıyıcı proteinler kullanılırdı. Bu şekilde arkadaşlar, burada yol açımına gerek yok. Zaten hücrenin porlarından yani zarından bir geçiş sağlanmadığından dolayı farklı bir yapı oluşacak ve bu yapı sayesinde hücre içine alım gerçekleşecek. Şimdi endositozda yoğunluk farkı önemli değildir. Çünkü çok yoğuna az yoğuna değil. Bunlar beslenmek istediği için endositoz yapıyorlar. Bu yüzden de yoğunluk farkı önemli değildir. Ve madde geçişi tek yönlüdür. Zaten o yüzden diyoruz ki endositoz içeriye alım. Hücre dışından hücre içine alıma endositoz diyorduk. Endositoz olaylarında hücre zarında küçülme görülür. Neden hücre zarında küçülme görülür? Çünkü hücre zarından bir kısım kopacak ve bu besin kokulu olacak arkadaşlar. Endositoz az önce de bahsettiğimiz gibi fagositoz ya da pinositoz olarak ikiye ayrılır. Fagositoz katı besinlerin hücre içine alımıdır. Bunun için hücre zarının farklılaşmasıyla oluşmuş olan yalancı ayaklar kullanılır. Yalancı ayaklarla hücre dışından hücre içine almalarına fagositoz denir. Peki kim alıyor? Katı olan büyük molekülleri alıyor. Fagositoz hangi canlılarda görülür? Amipte görülür, akvivart hücrelerinde görülür ya da heterotrof canlılarda görülür. Yani heterotroftan kastımız bizim burada tüketici olan canlılardır. Pinositoz sıvı moleküllerin hücre içine alımıdır. Büyük sıvı molekülleri hücre zarında meydana gelen pinositik cep oluşumu ile hücre dışından hücre içine alınmalarına pinositoz denir. Burada da pinositik cep hücre zarının farklılaşmasıyla oluşmuş olan bir yapıdır yine. Ve pinositik cep kullanılarak pinositoz olayı, yani büyük sıvı moleküllerin hücre dışından hücre içine alımı olayı gerçekleşir. Son olarak arkadaşlar egzositozdan bahsedelim. Endositoz neydi? Hücre içine alımdı. Egzositoz da tam tersine hücre dışına geçişidir molekülün. Egzositoz diyelim bakalım. Porlardan geçemeyecek büyüklükteki, yani çok büyük olan maddelerin hücre zarından dışarıya atılmasıdır. Çünkü neydi? Egzo, dışa demekti. Hücreye alınan besinlerin sindiriminden sonra oluşan artık maddelerin dışarı atılması bir egzositoz örneğidir. Hücrede üretilen hormon, enzim, ter, tükürük, süt, reçine ve nektar gibi salgı maddelerinin dışarı salgılanması yine bir egzositoz örneğidir arkadaşlar. Yani kabaca endositozu beslenmek için, egzositozu da boşaltım için kullanılıyor diyebiliriz biz. Devam edelim. Hücre tarafından yine egzositozda da ATP harcanır. Çünkü büyük molekülün atımından bahsediyoruz. Enzim kullanılır, yine taşıyıcı protein kullanılmaz. Çünkü bir fosfolipid tabakası yok geçmeye çalıştı. Bu yüzden de taşıyıcı proteine ihtiyacı yok. Ve yoğunluk farkının olup olmaması önemli değildir. Yani çok yoğundan az yoğuna ya da az yoğundan çok yoğuna diye bir bahsimiz yok bizim burada. Madde geçişi ise tek yönlüdür arkadaşlar. Sadece hücrenin içinden hücrenin dışına doğru egzositozda madde geçişi gerçekleşir. Endositozun tersi şeklinde gerçekleşen bir olaydır. Doğru. Egzositoz ile hücre zarı genişler. Çünkü boşaltım kofulu artıkları boşaltırken koful zarı hücre zarına katılır. Arkadaşlar bunlar önemli maddeler. Arkadaşlar endositoz ve egzositoz olayını şematize etmiş kitap. Gayet güzel bir şema. Endositoz yani hücre içine alıma bakıyorsun. Bir besin hücre zarının farklılaşmasıyla oluşmuş olan bir yapı sayesinde hücre zarını içeriye doğru iterek buradan bir koful oluşturmayı sağlıyor. Oluşan kofula da biz besin kofulu adını veriyoruz. Besin kofulu lizozom enzimleriyle birleşiyor. Lizozim enzimleriyle, yani sindirim enzimleriyle. Ve oluşan olan kofula artık biz sindirim kofulu adını veriyoruz. Çünkü zaten giren besin
besin büyük bir besin. Bunun için mutlaka bir enzim kullanmamız gerekiyor. Sindirim enzimini kullandık ve sindirim kofulunu oluşturduk. Sindirim kofulundan sonra yavaş yavaş buradan sindirilebilecek olan hücreye ihtiyaç olan maddeler hücreye geçiş yapıyor. Bak burada da gördüğün üzere. Sonrasında artık bir boşaltım kofulu oluşmuş oluyor ve buradan dışarıya doğru bir atık oluşuyor. Biz bu olaya da egzositoz olayı diyoruz. Dışarıya atım. Genelde dediğimiz gibi boşaltım olayları için kullanılır. Arkadaşlar dersimiz buraya kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.